Benim adım Avukat Ayhan Ömen. İlk takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben 3 yıldır aynı şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum ve sertifikam var. Green Card için başvuruda bu tarz bir meslek geçerli midir diye bu değerli takipçimiz bize soruyor. Green Card başvurularında kişiler iki tane özelliği yerine getirmeleri gerekiyor. Bunlardan birincisi kişilerin Eğitim durumunun yeterli olması. Eğer eğitim durumu yeterli değilse kişilerin bu sefer de iş tecrübesi durumunun yeterli olması gerekiyor. Dolayısıyla eğitim noktasındaki bakılan şey en az kişinin lise mezunu oluyor olması. Eğer kişi lise mezunuysa eğitim noktasında gerekli yeterli yerine getirmiş sayılıyor. Eğer kişinin eğitim noktasında yeterli yok ise bu sefer de son 5 yıl içinde en az 2 yıl bir işle tecrübesi olması lazım. Yalnız bu işi karıştırmayın hani buradaki işle kastedilen olay kişinin hani iki yıl çalışarak belli bir yeteneğe tekniğe belli bir beceriye sahip olabildiği bir işi kastediyorlar. Dolayısıyla takipçimizin buradaki sorusuna döneyim. Takipçimizin bahsettiği gibi bir özel güvenlik görevlisi kişinin olabilmesi için tahmin ediyorum bir sertifika alması yeterli. Bu da onun kastettiği de orada sertifika aldım diyor kendisi de. Dolayısıyla bu tarz meslekler maalesef Green Card'daki beklenilen bu yani en az 2 yıl belli bir teknik veya eğitim ya da bir staj ya da bir e, iş süresince bir kendi geliştirme tarzı bir aa, yeterli getirmiyor. Ama tabii ki bu kişi eğer eğitim noktasında en az lise mezunu ise o zaman kendisi Green Card başvurusundaki kriteri yerine getirmiş oluyor. Yoksa bahsettiğiniz şekildeki bir meslekle bunu yapmak e, mümkün olmayacak. Bir örnekle şunu verebilirim bu noktada. Genelde bakılan nokta şu. Bu SVP 7 ve üzeri iş kategorilerinde bakılan şey kişilerin genelde yönetici pozisyonda ya da başkalarını yetiştirme ya da başkalarının onların işini denetleme tarzı yönetim ve denetleme tarzı pozisyonlarda yer alanların genelde bu tarz kriteri yerine getirmesi çok çok daha sık görünen bir durum diyebiliriz. Dolayısıyla bu takipçimize cevabımız sizin belirttiğiniz hani duruma baktığımızda çok yeterli gözükmüyor diyebiliriz. Çünkü bahsettiğiniz şekildeki özel güvenlik görevlisi olmak İki yıllık bir deneyim gerektiren bir iş türü değil. Dolayısıyla eğer sorularınız olsa tabii ki bize daha sonradan da iletebilirsiniz. Ama bahsettiğim gibi maalesef bu tarz meslekler yeşil kart için yeterli olmayacak deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amazon.com'da dükkan açıyorum ve sonrasında Amerika'da vergi mükellefi olabilirim. Bu benim ABD vizesi almamı kolaylaştırır mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki sizin Amazon'da hani dükkan açıyor olmanız, sizin Amerika'ya kolay vize alacağınız ya da turist vizesi alacağınız anlamına gelmeyecek. Buradaki önemli olan nokta sizin eğer siz Amerika'daki bir iş yani şirket kurma ya da yatırım yapma ve burada bir işi yürütme noktasına gelmek istiyorsanız yatırımcı vizesi tarzı vizelere başvuru yapmanızda fayda olacak. Tabii sizin Amazon üzerinden yapacağınız iş sonuçta tabii ki Türkiye'de de olup bunu yapabileceğiniz hizmetler mevcut. Dolayısıyla sadece şu olabilir tabii. Amerikan konsolosluğu size turist verirken tabii ki Türkiye'deki bağlarınıza, yaptığınız işe, Türkiye'ye geri dönüp dönmeme durumunuza bakıyor olacak. Dolayısıyla siz Amazon'da yapacağınız dükkan açıp yapacağınız işlerinizin tabii ne kadar iyi gitmesi durumuna göre ...vize alma durumumuz çok daha kolay olabilir deyip... ...takipçimizin sorusunu cevaplamış olayım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde... ...eşimin kardeşi Amerikan vatandaşlığına geçip... ...bizim için Green Card süreci başlattı. Bu süreçte Amerika'da geçici olarak çalışma izni alınabilir mi diye... ...takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii ki Amerikan vatandaşları kardeşlerine başvuru yapabilirler ve sizin eşinizin kardeşi de e, Amerikan vatandaşlığına geçer geçmez. Sizin eşinize bu süreci başlatmış olması da bir sorun yok. Fakat e, bu süreci başlatmış olması sizin çalışma izni tarzı bir duruma ya da çalışma izninizi almanıza e, hemen imkan sağlayan bir durum değil. Dolayısıyla eşinizin yani şöyle söyleyeyim Amerikan vatandaşlarının kardeşlere yaptığı başvuruları bekleme süresi örnek vereyim o, yani en az 10 yılın üzerinde bir süreç. Dolayısıyla sizin eşinizin ve sizin ondan dolayı Amerika'da yeşil kart alabilmeniz ya da kalabilme noktanız ya da işte çalışma iznine geçebilmeniz en az 10 yıldan fazla sürecek bir sürece geçiyor. Bu noktada e, önemli olan eğer siz ülke dışındaysanız problem yok. Eğer Amerika içinde bulunuyorsanız da yasal statünüzü bozmadan Amerika'da kalmanız gerekecek. Yoksa statünüzü kaybetmekle karşı karşıya kalırsınız. Dolayısıyla burada size söyleyeceğim şey şu. Eşinizin kardeşi süreci başlatmış olabilir fakat beklemek zorundasınız ve süreniz ve zamanınız geldikten sonra yeşil karta geçip geçmeme durumunu yıllar sonra görüyor olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Aile birleşimi için başlatılan Green Card başvurusunda başvurudan enerken Kaç ay sonra şahıs vize randevusuna çağrılır diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii aile birleşimi için başta green card diyor bu takipçimiz ama şöyle söyleyelim. Kişilerin ailevi başvurular üzerinden göçmenlik vizesi başvurusu almış olması ve bu süreci beklemeleri başvuru türüne göre değişebilir. Yani dolayısıyla farz edelim bir Amerikan vatandaşının tabii eşine ve 21 yaşın altında çocuklarına başvurduğu zamanki örnekte en az neredeyse bir yıl sürecek bir sürece bakıyorsunuz ya da ortalama bir yıl sürecek bir sürece bakıyor olacaksınız. Dolayısıyla buradaki durumda şunu söyleyebilirim. Eğer diyelim kişinin yani 21 yaşın üstündeki çocuğuna yaptığı başvuruya baktığımızda ise o zaman 3-4-5 yıl sürecek bir sürecin içine geçiyoruz. Dolayısıyla hani şöyle söyleyebilirim bu noktada. Burada önemli olan şey tabii ki başvuru türü önemli. Eğer Amerikan vatandaşının birinci derece yakınıysa, bu gelecek olan kişiler, o zaman yaklaşık bir yıl civarında sürecek bir sürece bakıyorsunuz ve onun sonucunda da Amerikan konsolosundaki göçmenlik vizesine gitme durumunuz mümkün oluyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Aile birleşimi vizesi için başlatılan Green Card konusunda Amerika'daki kişinin kredi notlarının kötüye gitmesi vizesi başlatılan kişiye olumsuz bir yönde etki yapar mı? Yoksa bu durumda yeni sponsor bulunması mı gerekir diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii ki Green Card sürecinde giderken kişi eğer ona sponsor olan kişinin finansal durumu yeterliyse o zaman tabii ki bir problem yok. Eğer finansal durumda kişi kaybederse bu da nasıl olabilir? Farz edelim işini kaybetti, artık çalışmıyor. O zaman ek bir sponsor tabii ki gerekebilir. Yoksa kişinin sadece kredi notlarının kötüye gitmesi ya da borçlarının olması onun e, finansal sponsor olmasına engel olmaz. Dolayısıyla bu noktada kişi işini kaybetmeyebilir ama kredisi kötüye gidiyor olabilir. Bu onun için bir problem teşkil etmez. Dolayısıyla bu noktada size sponsor olacak kişinin kredi notunun kötüye gitmesi e, herhangi bir şekilde sponsor olacağı yakınının vizesini almasına, göçmenlik vizesini almasına engel olmaz. Nedir? Yeterli, önemli olan nokta kendisinin gelir düzeyinin bu kişiye sponsor olmaya hala yeterli olması önemli olan nokta. Dolayısıyla size tavsiyemiz kredi notlarının kötüye gitmesi herhangi bir engel teşkil etmez deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Videolarınızda Amerika'ya yatırım yapıldığında paranın kaynağı soruluyor diyorsunuz. Ben parayı internet üzerinden ve network çalışmalarından genelde de bitcoin olarak kazanıyorum. Bu durumda bitcoin hesabımın ekstresi, hesap dökümü veya network şirketindeki hesabımın dökümü Amerika'ya yatırım için yeterli olur mu diye bu değerli takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii ben gülümsüyorum lütfen yanlış anlamayın. Tabi biliyorsunuz teknoloji ve çağımız çok hızlı ilerliyor. Aslında çok hoşuma gitti böyle direkt Bitcoinle ile soru yatırımı yapmak istediği için takipçimiz hoşuma giden bir durum oldu. Tabi bu, bu değişim Artık biliyorsunuz para, kredi kartı, e, onun dışında işte e, değişik e, ödeme şekillerine, paranın şekil değiştirmesini e, biliyorsunuz. yöntemin son şey de bu bitcoinler. Ve dolayısıyla tabi bu bitcoin noktasında bir yavaşlama oldu gerçi e, değişiklerde siz de biliyorsunuz. Ama şimdi şöyle söyleyebilirim. Ben bu takipçimize şu şekilde cevabı vereyim. Eğer siz bitcoin kazandığınızı bahsettiğiniz şekilde, hesap ekstresi, hesap dökümü ve bu bahsettiğiniz network şirketindeki hesap dökümleriyle kanıtlayabilirseniz evet kazancımızı kanıtlamış olabiliyoruz. Burada belki bir şu durum önemli olabilir. Siz bitcoin'i alırken kullandığınız parayı da kanıtlamak isteyebiliriz. Yani farz edelim siz bitcoin satın alırken farz edelim 10 bin dolar koydunuz hesaba bu network şirketin hesabına ve oradan bu bitcoin'leri aldınız. O 10 bin doları nereden kazandığımızı da göstermemiz gerekebilir. Eğer bu noktayı da söyleme amacım şu için söylüyorum. Hani en ufak soru işaretine yer bırakmamak için. Yoksa farz edelim siz 10 bin dolar koydunuz ve yatırım 100 bin dolar. Ve siz 100 bin dolarlık bir yatırımı Amerika ya yapmak istiyorsunuz. Burada bir şey çok net. 90 bin doları Bitcoin'deki yatırımınızdan kazandığınızı görebiliriz değil mi? Çok net. Dolayısıyla onu da bahsettiğiniz hesap dökümleriyle kanıtlayabiliriz. Ve önemli olan size o yatırımı başlatan ön adımdaki paranın da kaynağını kanıtlayabilirsek hiçbir sorun yaşamadan bunu yatırım için yeterli kabul edebiliriz diyorum. Ve bu e, ta değerli takipçimizin de sorusunu cevaplayabildiğimi düşünüyorum. Ve bu sayede de kendisinin tabii ki bu Bitcoin noktasındaki çalışmalarından dolayı da aslında tebrik ediyorum diyeyim. Çünkü yatırım noktasına getirebildiğini gördüğüm için. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ben bu yaz Amerika'ya gelmeyi düşünüyorum. Geldiğimde Amerika'da ufak da olsa bir ev almayı düşünüyorum. Aldığım evin tamirat, tadilat işleri olursa ki misal çatı tamiratı, bunları kendim yapabiliyor muyum? Bu yasal mıdır? Bu işleri kendim yasal olarak yapabilir miyim yoksa bir şirketi mi yaptırmam lazım diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Siz tabii Öncelikle Amerika'ya geldiniz. Geldiğinizde tabii nerede yaşayacaksanız ya da geçici kalacaksanız da evi alacağınız eyalet diyebiliriz. Eyaletteki şehir ve o şehirdeki kasabadaki kurallar aslında sizin bahsettiğiniz bu durumla ilgilenen noktalar aslında. Yani şöyle söyleyeyim eğer kişi evinde bir tadilat yapacaksa ki bu tadilat sizin de gördüğüm kadarıyla işte ev dışında yapılacak bir tadilata benziyor. Dolayısıyla bir izin gerektirip gerektirmeyeceğini en iyi sizin bağlı olacağınız ya da Türkiye şeyle söyleyeyim belediyedeki Amerika'daki o, evin bulunduğu bölgedeki belediyeden izin alıp almama noktasına bakmanız gerekecek. Dolayısıyla tabii ki inşaat tarzı işlerde yani bu şuna benzemiyor. Farz edelim evin içinde bir odayı boyamak gibi bir şey değil. Dolayısıyla siz tadilat tarzı işlerde yaparken Genelde belediye bu noktada kişilerin lisanslı olmasını isteyecektir ve bazı yerlere göre değişebilir. Ciddi ev içi değişimler yapacaksanız tabii ki bu noktada izin almanız lazım. Farz edelim belki ara duvar çek yıkılacak, açılacak. Yani değişebilecek duruma göre benim bu noktadaki bu değerli takipçime tavsiyem şu olur: geldiğinizde evi almaya karar verdiniz, eve aldığınızda alırken ki işte gerek avukatınız gerek emlakçınız bunlarla sizin yapıp kendi kendinize yapıp yapamayacağınız şeyleri de konuşmanızda fayda var. Dolayısıyla onlar size yok bu mümkün olmayabilir. Bu noktada bir tane lisanslı inşaat şirketini ya da inşaatla ilgilenecek bir yeri tutmanız gerekebilir diye size iletebilir. Yoksa ben hani size bu noktada işte çatının üstüne çıkın çatıyı tek başınıza tamir edin deme gibi bir imkanı mümkün değil. Ve dolayısıyla dediğim gibi siz bu noktada geldiğinizde evi aldığınız bölgedeki izin durumlarına bakıp hareket etmenizde fayda var diye bu değerli takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Bir arkadaşım vergi ödemesi için installments yaptırdı ama ABD vatandaşlığına başvuru yapacak. Installments'lar devam ederken başvuru yapabilir mi? Yoksa tamamen vergi borcunu ödemesi gerekir mi diye bu takipçimiz bize soruyor. Tabii bunun yani özeti şu. Kişi Amerikan vatandaşlığına başvururken değil mi? Vergi borcu varsa Amerikan vatandaşlığına başvuru yapabilir mi yapamaz mı? Bu şekilde baktığımızda yapamaz. Neden yapamaz deriz? Çünkü kişinin eğer vergi borcu varsa Amerikan vatandaşı olmak için bu borcun olmaması gerekiyor. Yani kişi Amerikan vatandaşlığına geçerken bir vergi borcu durumunun olmaması gerekiyor. Ama bunun istisnalarının bir tanesi takipçimizin belirttiği yöntem o da şu. Eğer kişi vergi dairesiyle irtibata geçmişse ve vergi dairesiyle borcunu ödemek için onlardan belli bir ödeme planı çıkarmışsa, installment diyelim yapmışsa bu ödeme planını olduğu sürece ve ödeme planını düzenli yerine getirdiği sürece vatandaşlık başvurusunu yapabilir. Dolayısıyla vergi borcu olsa bile bu borcu ödediği sürece tabi borcu öderken de vergi dairesiyle yaptığı ödeme planı eş yani dahilinde ödemeyi yapıyorsa o zaman bu kişi vatandaşlık başvurusunu yapabilir. Önemli olan vatandaşlığı alacağı zaman borcu kapatmasını tavsiye ediyoruz. En azından o zaman borcu tamamlamış olması en azından vatandaşlığa geçerken bir sorun teşkil etmez. Dolayısıyla başvuru yaparken tamamen vergi borcunun ödenmesi gerekmiyor. Önemli olan Ödeme planının olmuş olması vergi ve bu ödeme planını düzenli bir şekilde bu başvuru yapanın yerine getirmiş olması önemli bir nokta olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen hafta daha bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card sahibi birisi Amerika sınırları içerisinde bir kişiyle evlendiğinde kartsız olan eşi de eşinin Green Card'ından faydalanabilir mi diye bu değerli takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Evet yeşil kart sahibi olan kişiler yabancı eşleri içinde kendi yeşil kartlar üzerinden başvuru yapabiliyorlar. Ve bu başvurularından dolayı da yeşil kart sahibi olan kişinin eşi yeşil karta gidebilme imkanına sahip oluyor. Şimdi buradaki durum tabii şu eğer yeşil kartı sahibi olmayan eş Amerika'da yaşıyorsa ve Amerika'da yasal durumu olduğu sürece bu karttan faydalanabilir. Dolayısıyla yasallığı yok ise yeşil kart sahibi eşi ona başvuru bile yapsa maalesef yeşil kart sahibi eş Amerikan vatandaşı olana kadar mümkün olmayacaktır onun kendisini yeşil kartı almış olması. Dolayısıyla buradaki takipçimizin sorusu şu. Evet yeşil kartlı kişiyle evlendiği zaman Amerika içinde yeşil karta gidebilir kişi önemli olan yeşil karta gidebilmesi için yasal durumunu koruyor olması deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Türkiye'de evli olduğum eşimle turist vizesi alıp Amerika'ya gelip Amerika'da tekrar evlenmemiz mümkün müdür? Turist vizesiyle Amerika'da evlilik yapmamızın bize sağladığı haklar var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz Türkiye'de zaten eşinizle evliyseniz dünyanın her yerinde evli kabul ediliyorsunuz. Dolayısıyla sizin evli eşinizle tekrar Amerika'ya gelip evlenmeniz size bir şey kazandırmayacak ve dolayısıyla geçerli de olmayacak. O açıdan sizin bu noktada farz edelim hiç evli olmazsanız bile işte biz Amerika'da evlensek bir şey elde edebilir miyiz? Yok yani turistleriniz olduğu için turistesi olan diğer bir kişiyle yapacağınız evlilik oturum noktasında size bir imkan vermeyecektir. Dolayısıyla sizin noktanızda olan birinin tekrar Amerika'da evlenmesi eşiyle gerek olan bir durum değil. Dolayısıyla Türkiye'de yaptığınız evlilik geçerli bir evlilik olarak kabul edilecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Green Card sahibi eşinizle Amerika'ya gidince yaşı 28 üstü çocuğunuz varsa onu Amerika'ya götürebilir misiniz? Prosedür nasıldır diye takipçimiz bize soruyor. Siz Green Card sahibi eşinizle evlisiniz. Çocuğunuz ise 28'in üzerinde. Dolayısıyla siz çocuğunuza başvuru yapabilirsiniz ama çocuğunuz hemen yeşil kart alıp Amerika'ya gelemeyecek. Bunun sebebi de 21 yaşın üstünde olduğu için yaşı ve sizin durumunuzda da çocuk 28 üstünde olduğu için 28 yaş üstü olduğu için ancak siz ona yeşil kartın üzerinden başvuru yapacaksınız. O da vize kotalarını bekleme süresini bekleyecek ve vize numarası geldiği zaman ancak yeşil karta geçiş yapabilecek. Tabi bu da uzun bir süre sürebilir. Çok hızlı olmayabilir. Bunu da göz ardı etmemeniz gerekiyor deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimiz bize şunu soruyor: e, Amerika'ya girişte üzerimizde para yerine altın bulundursak maksimum kaç gram altınla Amerika'ya giriş yapabiliriz? Bunun bir sınırı var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Yani sonuçta kişiler e, parayla da Amerika'ya girebiliyor. Bunun bir sınırı yok. Yani bir sınır dediğim tabii ki sizin getirebileceğiniz duruma göre değişiyor. Ama 10 bin doların üstündeki olan tabii ki paraların beyan edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada şunu söyleyebilirim. Siz yanınızda altın getiriyor olmanız tabii bunu ne ölçekte getireceğinize göre değişebilir belli ölçüde yanınızda getirmenizde bir engel yok. Ama tabii ki bunun bir sınırı olacak. Yani dolayısıyla bu tip durumlarda biz genelde takipçilerimize çok büyük risk almamalarını, yanlarında da çok ciddi böyle değerli şeyleri taşımamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü riskli bir durum sizin için bu. Değer noktasında 10 bin dolar değerini baz alarak ilerleyebilirsiniz. Onun üstündekileri çok yanınızda taşımamış olmanız çok daha faydalı olabilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika turist vizesinden öğrenci vizesi statü değişiminde geçilen okulun kaliteli olması olumlu yansır mı? Mesela kaliteli bir üniversite ile uygun fiyatlı bir okulun sürece etkisi var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Eğer kişi Amerika'da turist statüsünden öğrenci statüne geçiş yapıyorsa okulun önemi şu yönde var. Önemli olan okulların I-20 sisteminde yani sevi sisteminde oluyor olması. Eğer okullar sevi sisteminde değilseler o zaman mümkün olmayacak tabii ki geçiş yapmak. Eğer okullar I-20 sistemindeyse ister kalıcı olsun, ister iki yıllık okul olsun, ister de dil okulu olsun ya da isterse bunların arasındaki en pahalı dil okulundan en ucuz dil okulunda olsun. Çok bir şey fark etmeyecek. Dolayısıyla statü değişikliklerinde önemli olan kişilerin statü değişikliğini yapacakları ve geçiş yapacakları okulun seviş sisteminde olmuş olması. Okul seviş sisteminde olduğu, olduğu sürece okulun değerinin birinden çok daha aşağı ya da üstünde olmuş olması kişinin statü değişikliği onayını etkilemez deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen hafta ki takipçilerimizden gelen sorulardan bir tanesi E2 vizesi alıp Amerika'da kurmuş olduğum firmaya sorumlu müdür atayıp kendim Türkiye'de durabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Önemli olan zaten sizin şirketinizin yani Amerika'da kurduğunuz şirketinizin yatırımcı vize özelliğine sahip olmuş olması. Ve siz yatırım yaptığınız için, Amerika'da şirket kurduğunuz için ve onun üzerinden de E2 vizesine sahip olduğunuz için siz artık o şirkete yönetici pozisyonunda diğer bir Türk vatandaşını getirebilirsiniz. Dolayısıyla bu noktada bir engel yok. O açıdan siz E2 vizenizi aldınız. Amerika'da durmak zorunda değilsiniz. Türkiye'deki işlerinize devam edebilirsiniz. Türkiye'de yaşayabilirsiniz. Arada bir gelip gitmenize hiçbir engel yok. Amerika'daki işleri de yönetmesi için de şirketinize bir müdür ataması yapabilirsiniz. Ve onun da tabii ki bu noktadaki E2 vizesini çalışan yani yönetici olarak alması önemli olan o da aldıktan sonra gelip Amerika'daki şirketi yönetme ya da çalışmalarını yerine getirebilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu. Şu anda Amerika'da devlet ailelerinin çalışmamasının green card değerlendirmelerine veya green card kazananların görüşmelerine etkisi var mıdır diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim tabii Bu bahsettiğimiz durum tabii bir hafta önce hükümet geçici olarak açıldı şu an. 3 haftalığına açık. Şubat 15 itibariyle göreceğiz. Hala kapalı mı kalacak, açık mı olacak görmemiz lazım. Hani tekrar e, kapatacaklar mı anlaşamayıp yoksa devam mı edecek açık olması göreceğiz. Fakat şöyle söyleyebiliriz, hani bu yaşanan kapanmalar gö göçmenlik dairesi çalışmalarını çok fazla etkilemedi. Tabii ki State Department etkilendi e, ama şu şu aşamada bir sorun görünmüyor. Dolayısıyla bizim beklentilerimizde Şubat 15 itibariyle bunun e, kapanmaması. Dolayısıyla açıklığına devam edeceğini düşünüyoruz açık kalmaya. Dolayısıyla hani çok kötü bir etkilenme olacağını düşünmüyoruz. ya yani green card durumu ya da kazanma noktalarının etkileyecek bir durum söz konusu değil deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da turist vizesiyle kalıyorum. Kardeşim ABD vatandaşım. Sponsor olarak Green Card'a başvursak sonuç gelene kadar Amerika'da çalışma izni alabilir miyim diye bir soru var. Tabii ki kardeşiniz Amerikan vatandaşı olarak size başvuru yapabilir. Aa, bunda bir engel yok. Fakat siz Amerika'da turist vizesiyle kaldığınız için daha kalıcı bir statüde olmadığınız sürece maalesef onun üzerinden çalışma izinde burada geçmeniz mümkün olmayacak. Dolayısıyla yasal durumunuzu korumanız öncelikle önemli olan. Farz edelim siz buradasınız daha kalıcı bir statüye geçtiniz ve ondan sonra kardeşiniz başvuru yaptıysa bu mümkün olabilir. Ama oradan da çalışma izine gitmeniz çok daha uzun sürebilir. Dolayısıyla benim bu noktadaki size tavsiyem eğer burada kalmayı planlıyorsanız o zaman kardeşiniz üzerinden başvuruyu şu an yapmayın. Yok burada şu an kalma planı yoksa ve başvuruyu başlatmak istiyorsanız da o zaman bu başvuruyu yapmanızda bir engel yok değil. Takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. E2 vizesiyle Amerika'da iş kurmak istiyorum ee, ve SUNY University at Buffalo'dan çevre mühendisliği mezunuyum. Fakat kendi eğitim aldığım alanda hiç iş tecrübem yok. Hem pizzacı satın alıp işletip aynı zamanda başka bir şirkette maaşlı olarak çalışabilir miyim diye bize bir değerli takipçimiz soruyor. Siz eğer bir yatırım yapıyorsanız, bir iş yeri kuruyorsanız önemli olan nokta burada oradan E2 vizesine gitmek için sizin yatırımınız yani dolayısıyla yatırımınız ve o yatırımı yönetiyor olmanız. Sizin ne tür bir eğitim almış olmanız, ne tür bir iş geçmişinden geliyor olmanız sizin E2 vizenizi engellemez. Dolayısıyla yatırım bazı önemli olduğu için burada o Bu açıdan da sizin nasıl bir eğitim durumundan geldiğiniz önemi tabii ki olmayacak ama burada şu önemli. Siz E2 vizesi yatırımı için yatırımınızı yaptınız ve bir bahsettiğiniz gibi bir dükkanı satın aldınız ve işletiyorsunuz. Sizin E2 vizesinden dolayı sadece orada çalışmanız mümkün olacak. Yani onun dışında bir yerde çalışmanız mümkün olmayacak. Dolayısıyla benim bu noktadaki size tavsiyem önemli olan şey siz yatırımınızı yaptınız ve pizza dükkanını işletiyorsunuz. Bu arada size başka sponsor olacak bir firma çıkarsa size çalışmak istiyorsa o zaman o firmaya belli bir çalışma vize türüyle ya da green cardla geçiş yapıyor olmanız. Dolayısıyla şöyle bir durumunuz olmayacak yoksa ben hem burayı yöneteyim e vizemle hem de başka bir yerde maaşla çalışayım demeniz mümkün değil. Bir kez başka bir yerde çalışabilmeniz için oradan onay alıyor olmanız önemli olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Türkiye'de Amerikan vatandaşı ile yapılan evlilik sonucu Green Card başvurusunu immigrant'ın daha az yoğun olduğu bir eyalette yaparsak daha mı az beklemiş oluruz? Mesela New York yerine North Dakota gibi diye bu takipçimiz bize soruyor. Sizin tabii hani işte New York yerine başka bir eyalette olmanız belli bir ölçüde süreci hızlandırabilir. Ama Genel olarak çok fazla bir değişiklik olmayacak. Çünkü ister siz North Dakota'da oturun ister New York'ta oturun. Sonuçta başvurular yapılacağı yerler bildiğim merkezlere yapılıyor. Dolayısıyla bu noktada siz gene merkezin yapılan başvuruların arasına gireceğiniz için genel bekleme sürelerinin içine giriyor olacaksınız. Dolayısıyla bu bahsettiğiniz tarz başvurularda bekleme süreleri neredeyse 6 ay en az ya da 6 ay ile 1 yıl arası süren bir sürece giriyor. Dolayısıyla size bir noktada tavsiyemiz nerede gerçekten yaşayacaksanız ve yaşamayı planlıyorsanız orada olun ve oranın üzerinden çalışmalarınızı başlatın. Çok daha rahat edersiniz. Çok daha sorunsuz bir şekilde yeşil kartınızı alma sürecine giriyor olursunuz deyip bu değerli takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Parmak izini verdik. Vatandaşlık için intervi bekliyoruz. Bu dönemde 5 günlük tatil yapılabilir miyim? Yurt dışı giriş çıkışı sorun yaratır mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi genel olarak kişiler Amerikan vatandaşına başvuru yaptıysalar o zaman başvurularını yaptıktan sonra ülke dışına çıkmalarında bir engel yok. Seyahat etmelerinde bir problem olmayacak. Fakat bir şeye dikkat etmeniz lazım. Önemli olan burada süreleri yerine getirmiş olmanız. Eğer siz tam işte başvurunuzu yaparken 90 gün kala başvuru yapıp belli fiziki günleri yerine getirmediyseniz bu noktada bir sıkıntı doğabilir. Ama bahsettiğiniz bir tatil süresi çok kısa bir süre. Dolayısıyla herhangi bir sorun yaşamadan vatandaşlık görüşmenize gidebileceksiniz ve sürecinizi tamamlayabileceksiniz. Dolayısıyla bu noktada benim size tavsiyem seyahat ederseniz problem yok. Önemli olan başvurunuz sırasında bu seyahatinizi de belirtip süreci geride bırakmanız. Dolayısıyla a, yurt dışı gir, e, giriş ve çıkışı herhangi bir sorun teşkil etmeyecek. Sizin durumunuzda olan biri için deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen e, soru e, şu yönde. Kocamın H1 vizesi vardı. Amerika'da yaşıyordu. Türkiye'ye geldi, vizesini yeniletti. Tekrar Amerika'ya döndü. Benim ve çocuklarımın vizesini yeniletmedi. Ben kendim şahsi başvursam yeniletebilir miyim? Benim 5 defa Amerika'ya geç çıkışım oldu. H4 vizemi yeniletebilir miyim? Ne yapabilirim? Vize almam mümkün mü diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Sizin H4 vizesini almanız tabii ki eşinizin H1 vizesinden dolayı mümkün olan bir süreç. Siz kişi olarak H4 vizesine başvuru yapabilirsiniz. Başvuru randevusunu alabilirsiniz. Tabi bu noktada önemli olan H4 görüşmesine gittiğinizde eşinizin H1 vizesinin bir kopyesine ya da onayına ihtiyacınız olacaktır. Dolayısıyla yoksa eşinizden bir onay almanız gerekmiyor. Onunla evli olduğunuz için bu başvuruyu yapmanızda bir engel yok. Tabii şunu göz ardı etmeyin. Yani sonuçta siz evli olduğunuz için ve onunla beraber olacağınız için bu vize türüne başvuruyorsunuz. O açıdan bu noktada bir engelleme durumu mümkün olur mu olmaz mı bu duruma göre değişecektir. Kişilerin nasıl yaklaşacağını bilemeyeceğim şu an. Fakat siz bu noktaya adım atıyorsunuz. Sadece benim söyleyebileceğim şey eşinizin vize kopyası sizin için yeterli olacaktır. Ve onun üzerinden siz tekrar H4 vizenizi yeniletmeniz mümkün olabilecektir. Dolayısıyla tavsiyemiz eğer vize kopyasını alabiliyorsanız almanız ve ondan sonra da H4 vizesi için bir randevu alıp adımınızı atmanız yerinde olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Boşanmak üzereyim. Pasaportumda 10 yıllık vizem var. Soyadım değişince vizemin geçerli devam eder mi? Boşanacağım ama eşimin soyadını kullanmaya devam edeceğim. Sizce ne yapmalıyım diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim hani siz boşansanız da e, pasaportunuzdaki vizeniz geçerli. Kişiler şu genelde sıkıntı yaşıyorlar boşandıkları için soyadları değişiyor. Pasaportlarını değiştirmek zorunda kalıyorlar. Ve dolayısıyla eski pasaportlarında eski soyadları olan vizesi var. Ve yeni pasaportlarında da kızlık soy isimleri var. Dolayısıyla bu noktada seyahatte hani ne zorluk yaşarız diye sorular geliyor. Ama sizin durumunuzda soyadı hiç değişmiyor. Dolayısıyla soyadı hiç değişmediği için hiçbir sıkıntı yok. Boşanıyor olsanız da soyadınız da e, devam ediyor olacağı için siz hiç pasaportta da bir yenilik yapmadan ilerleyebileceksiniz. Dolayısıyla vizenizin geçerli etkilenmiyor. Şunu da söyleyeyim hani boşanmış olsanız da soyadınız değişse de vizenizin geçerli devam ediyor deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. 2005 yılında Amerika göçmenlik başvurum kabul olmuş ama belgeler adres değişikliği nedeniyle bana ulaşmadı. Onaylandığını orada yaşayan bir yakımım bana iletti. Ben Türkiye'den adres güncelleme için mail gönderdim ama mail gitmiyor, hata veriyor. Ne yapmam lazım diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki benim tahmin ettiğim takipçimizin belirttiği olay kendisi çekiliş üzerinden green card'a başvuru yapmış durumda ve bunu kazanmış olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bununla ilgili sorduğunu düşünüyorum. Eğer sorunuz bununla ilgiliyse bu konuda yapacak bir şey yok. Çünkü sizin başvurunuz 2005 yılındaki bir başvuru. Ee, göçmenlik e, çekiliş başvuruları genelde o yıl çıktığı zaman size o çıkış yılı için geçerli vardır. Ve siz çıktığı yılın sonraki yılına kadar, Eylül ayına kadar o vizeyi almamışsanız ve dolayısıyla o vizeyi kaybetmiş sanıyorsunuz. Dolayısıyla hani sizin durumunuzda tabii yıllar önce çıkmış bir, Vize'den bahsediyor, göçmenlik vizesinden bahsediyoruz ve dolayısıyla onun e, elinizde bulundurmanız artık mümkün değil açından e, yapacağınız bir şey olduğunu çok düşünmüyorum. Eğer konu bununla ilgili ise dolayısıyla tavsiyemiz tekrar her yıl olduğu gibi yeni bir başvuru yapıyor olmanız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. ABD hükümetinin kapanması ABD vizesine başvuran kişilerin sürecini uzatır mı? Yani Amerika vize alma konularında aksaklık yaşanır mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii bu kapatma geçen ay Ocak ayında bir ay sürdü. Ve o bir ay süresince Amerikan konsolosundaki vize görüşmeleri etkilenmedi. Eğer kapanış süresi daha uzun devam ediyor olsaydı o zaman evet bir sıkıntı yaşanmaya başlanacaktı. Yoksa geçen ayki yaşanan kapanma süresinin sürecinde bile Amerikan konsolosundaki vizeler etkilenmediler. Dolayısıyla umarız da bu kapanma tekrar yaşanmadığı sürece bu tür vize başvurularının etkilenmesini beklemiyoruz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Türkiye'de bayan kuaförüyüm. Türkiye'deki kalfalık ustalık belgemiz Amerika'da geçerli midir? Bu kuaförlük diplomamızda Amerika'da kuaför dükkanı açabilir miyim diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Siz eğer amacınız Amerika'da bir kuaför salonu açmak ise tabii bunun için bir yatırım yapmanız gerekecek. Ve yatırım üzerinden de yatırımcı vizesi statüsüne gitmeniz ya da vizesi almanız mümkün olacaktır. Bunun için tabii ki çalışacağınız eyalette ya da firman olacağı eyalette izinler almanız gerekecek. Bu izni alırken de sizin Türkiye'deki aldığınız eğitimin yanında burada da bir onay almanız gerekecektir. Ama genelde bu noktada vatandaşlarımız çok rahat bu, şu, bu süreci atlatıp kendileri de burada çalışma yapabiliyorlar. Dolayısıyla bunlar mümkün olan bir durum. Sadece şunu söyleyebilirim. Siz tabii ki Amerika'da kendi işinizi yapabilmeniz için ya bu işi kuruyor olmanız lazım ya da bir iş yerinin size sponsor olması gerekecek. Bu süreçleri yapabildiğiniz sürece siz buradaki kuaförlük için gereken ek serfikada belgeyi de alıp çok bir rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 8 yıl önce Hırvatistan'da havaalanı polisinin rüşvet istemesi benim vermemem üzerine ülkeye giriş izni verilmedi. Pasaporta kırmızı damga basıp İstanbul'a geri gönderildim. Bu durum Amerika vizesi başvurumu etkiler mi diye takipçimiz bize soruyor. Amerikan vizesine başvururken başka bir ülkeden vize almamış olmanız çok etken bir durum değil. Burada önemli olan tabii ki Amerikan konsolosluğun baktığı sizin daha başka vizelere sahip olup olmadığınız ve başka ülkeleri gezip gezmediğiniz. Dolayısıyla Tahmin ediyorum bu olay çok yıllar önce olmuş. Büyük ihtimalle siz pasaportunuzu yenilemiş de olabilirsiniz. Ya da yenilemek üzere de olabilirsiniz. Dolayısıyla yeni bir pasaportunuzla Amerikan vizesine başvuru yaparken bu Hırvatistan'daki olay gün ışığına da çıkmaz ya da ortaya da gelmez. Ve gerekli gelmesi için gereken bir durum da söz konusu değil deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olayım. Yani şöyle söyleyeyim. Sonuçta işte Amerika'nın önem verdiği şey siz daha önce başka ülkelere gittiniz mi? bunu önemsiyor. Başka ülke vizeleri aldınız mı? Bunu önemsiyor. Özellikle Avrupa ülkelerinin. Dolayısıyla bu da sizin Amerikan vizesi almanızı kolaylaştıran bir etken oluyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olayım. Şimdi bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru şu yönde. Medicaid ile Amerika'da doğum yaparsam bu durum sonradan E2 vizesi almama engel olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Bu konu aslında hassas bir konu ve Devamlı sorunlar oluşan bir konu. Hem şu anki başkanın Amerikan yönetiminin yabancıların burada gelip çocuk doğurma işlemlerine çok sıcak bakmamaları, hem de Medicaid tarzı haklardan yabancı olarak faydalanmaya kalkmak, herkesin önüne engel olarak gelmesi bile zaman zaman gelebiliyor. Dolayısıyla siz soruyu çok genel sorduğunuz varsayım olarak sorunuz için ben de öyle cevap vereceğim ama şöyle söyleyebilirim: Eğer siz illerde iki vizesi alırken sizin Amerika'da çocuğunuz doğduğunu, çocuğunuzun olduğu ama vatandaşı olduğunu bilgisi bir şekilde konsolosluğa ulaşmış olursa bu da nasıl ulaşabilir? Size sorabilirler. Size sorduklarını tabii ki siz doğruyu anlatmak zorundasınız. Bu noktada Amerikan konsolosluğu görevliler sorabilirler çocuğunuzun doğduğu zamanki hastane masraflarını kim karşıladı? Siz mi karşıladınız? Nereden karşılandı diye. Dolayısıyla o noktada Medicaid'in kullanılmış olmasını çok olumlu görmeyecekler deyip takipçimizin sorusunu tahmin ediyorum uygun bir şekilde cevapladığımızı düşünüyorum. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Türkiye'de yaşamayı tercih eden çifte vatandaşlar Türkiye'de küçük bir iş yeri açsa bunu Amerikan konsolosuna bildirmesi gerekiyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Yani Türkiye'de bir iş yeri açıyor olman yani Amerika'ya bunu bildirmeni gerektiren bir durum değil. Siz orada bu işi yapıyorsunuz. Dolayısıyla bunu bildirme zorunlu. Hani iş yeri açtık diye bir bilgilendirmeniz gereken bir durum yok. Ama şu var. Tabi çifte vatandaşlı olsanız aynı anda Amerikan vatandaşısınız. Ve dolayısıyla oradaki elde ettiğiniz gelirleri yani ülke dışından elde edeceğiniz gelirleri ya da gelir durumlarını Amerika'ya bildirmeniz gene gerekiyor. Dolayısıyla yıllık yapacağınız vergi beyanınızda oradan bir gelir elde ettiyseniz bildirmeniz gerekecek. Ve o zaman da tabii ki Türkiye'deki bir işletmenizin olduğu ya da firmanızın olduğunu görmüş olacaklar deyip Dolayısıyla Amerikan konsolosluğuna bildirmeniz şart değil ama siz vergi dairesine bildirmiş olacaksınız. Bir yıl sonra yani daha sonraki yıl yapacağınız vergi beyanında bunu beyan ederek bildirmiş olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen sorulardan bir tanesi de şu. Turist vizesinin iptal edilmesi için hangi koşullar aranır? Bir kişinin laf olsun diye elçiliğe attığı yalan yanlış mailler sahip olduğumuz vizenin iptaline sebep olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Kişiler Amerikan konsolosluğuna ya da yerlerine bu tip e, bilgiler gönderebilirler. E-mailler atabilirler. Bunlarda problem yok. Sizin vizeniz sadece bir kişinin göndereceği bir e, yalan bir e-maille iptal edilmesi mümkün değil. Ama şunu bilmeniz lazım. Eğer siz Amerika'da e, bulunduğunuz süreçte bir hata yaptıysanız ya da statüyle aynı bir durumu yaptıysanız ya da farklı bir şeyle karşı karşıya kaldıysanız bu tip durumlar sizin vizenizin iptal edilmesine yol açar. Dolayısıyla sadece A kişinin sevmemesi ve e-mail atmış olması bu vizenizin iptali durumunu söz konusu yapmaz ya da getirmez deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. B2 vizesinden F1 vizesine geçişi beklerken Eyalet değişikliği yapsak okul değiştirebilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eyalet değişikliği yapmanızda bir sıkıntı yok bu süreci beklerken. Yani bir iki e, statüsünden F1 statüsüne geçiş için. Ama F1 statü başvurunuz onaylandıktan sonra hangi okula gideceğiniz durumu ortaya çıkar. Ve dolayısıyla sizin başvuru yaptığınız veya kabul aldığınız okula gitmeniz gerekiyor. Eğer bu okul ilk eyalette ise o zaman o okula gidip okul sürecini başlatıp bu sefer transferi mümkün hale getirmeniz lazım ve transfer olduktan sonra diğer eyalete geçiş yapmanız çok daha mantıklı olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.